kağıtı geri getirdim. O bir hediye Asi. Sana verilmiş bir hediyeyi geri mi veriyorsun? Bana verildiğinden beri çok şey değişti. O artık benim olamaz. İkimizin birbirine verdiği hiçbir hediyeyi sahiplenemeyiz artık. Üstelik sen bir evlilik kararı vermişken. Kulübede söylediklerini duydum. Doğru duymuşsun. Neden bu kadar kızgınsın? Evlilik kararı alan sadece ben değilim. İkimiz de biliyoruz. Sen de güveneceğin birini buldun sonunda. Mutlu değil misin yoksa? Çok mutluyum. O zaman mesele yok. İşlerin böyle sonuçlanması ikimiz için de iyi oldu. Belki olanlar için sana teşekkür etmeliyim. İyi o zaman. Atı geri almanda bir mahsur kalmadı. Tamam. Sen bilirsin. Biliyor musun? Artık herhangi bir yabancıdan öte bir anlamın yok benim için. O kolyeyi çıkardığın gün her şey bitmişti. O gün vazgeçtim senden. Şimdi yolun açık olsun artık. Arsa işi bize 1'e 10 kazandıracak Ali. Bu hız senin hangi yarış arabanda var? Evet. Çok iyi bir işe benziyor. İyi ne demek? 1 numara iş. Artık ortaklığımıza hayırlı olsun demenin vakti geldi. Bu işe bir tek şartla ortak olurum. Şart mı? Neymiş o şartın bakalım? Ortaklığımızı kimse bilsin istemiyorum. Siz işleri bir süreliğine ben yokmuşum gibi yürütün. Bu bir yarışçı taktiği mi? Zamanı geldiğinde ortak olduğumuzu açıklarız. Bunu bana bırakın. Oo, aman da aman. Tatlıların yine çok güzele benziyor sultanım. Sen buna çok uğraşmışsındır. Hadi git. Hadi git içeride biraz dinlen istersen. Ha? Hadi. Hadi. Sonunda seni bulabildim. Sana yardım etmek istiyorum Asi. Sen bu kadar üzgünken bir kenarda durup seyredemem. Ne yapmaya çalışıyorsun ha? Atı neden geri götürdün? Artık her şey sona erdi baba. Bunu istiyor muydun? Evet. O zaman neden bu kadar acı çekiyorsun? Hı? Bilmiyorum. Çok ağrıma gidiyor baba. Aslında bitmesini istemediğin için kızım. Bu o kadar açık ki. Aranızda olanları ben bilemem. Maalesef düzeltemem de. Keşke elimden bir şey gelse. Öz ağlamayınca göz ağlamaz derdi babaannem. Ağlamak ayıp değil kızım. Ha ha ha.